Herkese iyi günler. Herta, bize oyun tarafından bedava verilen karakterlerden birisi. Buz hasarı veren ve bilgelik yolunu seçen bir karakter. Bilgelik yolunu seçen karakterler, genelde orta seviyede alan hasarı veriyor. Doğru şekilde hazırladığınız Herta, takımınıza büyük fayda sağlayacaktır. Kendisiyle kısa sürede pek çok savaşa girdim ve bu savaşlardan edindiğim tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Elinizde bulunan eşyalar ve takımdaki diğer oyunculara bağlı olarak çok çeşitli takımlar yaratılabilir. Tabii sadece Herta için değil, bütün karakterler için durum böyle. Herta takımınıza oyunun başındaki bir görev sonrasında geliyor. Oyuna ilk başladığımız uzay istasyonunu Herta yaratmış ve kendisi gerçekte bir robot. Oyunda gördüğümüz ve takımımıza gelen ise onun bir kuklası ve bu kuklalardan istasyonda çok sayıda var. Matrix filmindekine benzer şekilde olan bir simülasyon evren var ve bu evrende bizim üzerimizde deneyler yapan gerçek Herta ile de karşılaşıyoruz. Herta'nın yeteneklerini inceleyelim. Unutmayınız, level arttıkça ekrandaki turuncu değerler değişecektir. Herta'nın Q ile kullandığımız basit atağına gelirsek, Herta atağının yüzdesine bağlı olarak bir düşmana buz hasarı verir. Herta'nın pasif yeteneği ise çok önemli bir özellik, hatta en önemlisi bile olabilir. Eğer takımımızdan bir kişi, karşıdaki düşmanlardan bir tanesine hasar verip, onun canını %50'nin altına düşürebilirse, Herta sıra beklemeden, bütün düşmanlara bu hasarı veriyor. Sıra kendisine gelse bile, karşıdaki bir düşmana hasar verip, onun canını %50'nin altına indirirse, kendi atağının ardından, gene sıra beklemeden, hasar veriyor. Bu hasar level 1'de Herta'nın atağının %25'i kadar ve çok tatmin edici. Ultisi ise, Herta'nın atağına bağlı olarak, bütün düşmanlara, buz hasarı verir. Herta'nın ultisi level 1'de %120 hasar veriyor. Herta'nın E yeteneği ise, Herta'nın yine atak yüzdesine bağlı olarak, bütün düşmanlara, alan hasarı verir. Ultisinden farklı olarak, eğer karşıdaki düşmanın canı %50'den yüksek ise, Herta'nın vereceği hasar %20 artar. E yeteneği, level 1'de, Herta'nın atağının %50'si kadar ve gerçekten çok faydalı. Herta'nın teknik becerisi ise, kendisine %40 atak gücü veriyor ve bir sonraki savaşta 3 tur etkili oluyor. Takım kurulumuna gelirsek, Herta'ya en faydalı karakterler, avcı dediğimiz karakterler. Aslında hepsi faydalı ama pasif yetenekten dolayı, tek düşmana yüksek hasar veren, örneğin, Dan Heng gibi karakterler ile, çok uyumlu. Tabii ki takımınızda, mutlaka, şifacı dediğimiz, karakter bulunmalı. Onu da, Jarilo gezegeninde, elde ediyorsunuz. Natasha, Herta ve Dan Heng birbirleriyle çok uyumlu karakterler. Başlangıç levellerinde çok faydalı olacaklardır. Üstelik bedava karakterler. Herta'ya vereceğiniz kıyafetler ise atak veya buz hasarını arttıran özellikte olmalı. Oyun yeni başladığı için henüz yüksek ve iyi kıyafetlere ulaşamayabiliriz. Late Connie seçiminde ise bilgelik yolu olan atak veya buz hasarını arttıranlar kullanılmalı. Yeteneklerde ise durum size kalmış. Ben buz hasarını olabildiğince yüksek tutuyorum. Ama defansif oynamak isteyenler defansa verebilir. İlerideki levellerde kritik oran ve kritik hasara da verebilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Herta'nın Eidolon kısmını açıklayalım. E1 seviyesinde Herta'nın yeteneğine gelirsek.
Düşmanın canı %50 ve altında olursa, Hertha'nın Q'u, yani basit atağı, Hertha'nın %40 atağı kadar ilave hasar verir. E2 seviyesinde, Hertha pasif yeteneğini, her kullandığında, Hertha'nın kritik oranı, %3 artar ve 5 defa birikebilir. Hertha dahil, bir karakterimiz, düşmanın canını %50 ve altına indirdiğinde, Hertha pasif yetenek kullanıyordu. İşte bu yetenek, her kullanıldığında, %3, kritik oran yükseliyor. En fazla %15 olabiliyor. E3 seviyesinde, savaşta kullandığımız, E yeteneği, artı 2 level, Q yeteneği, yani basit atak ise, artı 1 artıyor. E yeteneği, en fazla level 15, Q basit atak ise, en fazla, level 10 olabiliyor. E4 seviyesinde, Hertha'nın pasif yeteneği, %10, daha fazla, hasar veriyor. E5 seviyesinde, ultisi, ve pasif yeteneği, artı 2 level artıyor. Bu yetenekler, en fazla, level 15, olabiliyor. E6 seviyesinde ise, Hertha, ultisini kullandıktan sonra, atağı bir tur, %25, artıyor. Şimdilik, Hertha ile ilgili, anlatacaklarım, bu kadar, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için, teşekkürler, bir sonraki videoda, görüşmek üzere.